Kız da sende. Kız söyleyince kız, kız söyleyemiyor. Ne söyleyeyim babamın cenazesine gidiyorum ben diye size. Size cenaze falan gittiniz söylememiş. Kendi kendinizi uyduruyorsunuz. Doğru ya doğru. Ben Müge Hanım'a, ben Müge Hanım'a o kız çocuğunu da getiririm. Hiç sıkıntı değil. Her ben şey de oraya gelirim. Kız. O da sıkıntı değil. Gül, kızı getirecek buraya. O da sıkıntı değil. Şimdi sizin eşiniz. Evet ablacığım. Bu yeğenini yani bizim aradığımız kişinin Cüneyt'in oğlu İbrahim'i mi aramak için karakola başvuruyordu? Evet. Evet. Tam 5 senedir diyorsunuz. Ablacığım 5 senedir değil. 5-6 aydır. Yani 1 senedir. Hı. 1 senedir biz bundan haber alamıyoruz. Biz kayınvalideye sıkıştırıyoruz ki. Hiç haber vermiş. Bu çocuk nerede ya diye. Bir Gül dedi ki yani Gül Gökçe dedi ki. Tamam peki Cüneyt'ten haberdar mıydınız babasından? Babam çocuğum. Yok ablacığım yok. İkisinden yani ikisi zaten bunlar hep çocuklar otellerde parklarda yatıyorlardı. E tamam. E şimdi yani. Aynen ama bu bizim kayınvalideye bu yüzden anlatmak istedik. Dedik ki. Abla tamam, anne. Sizi kayınvalide mi öldürdü yani şimdi oğluyla torununun? Ne hayır, alakası? Öyle bir şey, ben öyle bir şey demiyorum. E tamam da yani kendi üzerindeki yükü atmak için dediğinizde ne yükü var yani onu anlamaya çalışıyorum. Yani kayınvalide. Onlara bakmadığından dolayı. Onlara bir ev tutup kanat açmadığından dolayı biz bunu söylüyoruz. Kadriye Hanım ne iş yapıyor? Nasıl ev tutacak onlara ben kol kanat verecek? Ben ne öldüreyim? Ne iş yapıyor Kadriye Hanım? Şey böyle. Müge Hanım. Siz ne mezunusunuz? Ne mezunusunuz siz? Okumasıyım. Okuması yapmasın. Okula gidiyor mu? Gitmedim annem. Çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Hangi şeyle bakacak oğluyla torununa? Heh, ben sana onu izah edeyim. Müge Hanım. Heh. Benim kayınvalidemin çalıştığı iş yeri vardı. Hı. 15 yıl iş yerinde sigortası olmamıştı. Evet. Ben bunu açıklama yaptım. Dedim ki anne senin dedim çalıştığın yerde dedim 15 sene sigortanı yapmamışlar. Davasını açalım dedim. Sen oradan dedim hakkını al. Bu kadıncağız da hakkını aldı. Hı. Hakkını aldığı zaman biz de dedik ki buna anne hiç olmazsa dedik. Cüneyt Arkun'a bir ev tut. Ah, o çocukların yanında ol. Tuttum birbirinize beni. Destek olun dedik. Tuttum ev. Sen nereden gördün? Balat tuttum. Sen de geldin gördün bizi orada. Geldim işte. Ben de Müge Hanım'a onu söylüyorum. Balat'a diyorum. Var. Geldik diyorum. Ondan sonra daha biz Ali Cüneyt Arkun'a ve İbrahim'i görmedik. Dayanamadım. Tuttum ben onları ev. Baktım. Alkolü... Tamam anacığım bize bir şey demiyoruz alkolü zaten. Alkolü için... Çok içtiğine ben dayanamadım. Ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Bütün bu anlattıklarınızın... Ya... Sizin kızınızın babam gördü cesedi demesiyle ne alakası ya var? Yani o gelmiş geçmiş onlar şimdi. Onlar ne yani konumuz bu ya değil ki. Sizi torun yani Kadriye Hanım torunu arayıp babamı öldürdüm dedim. Üstelik defalarca bıçakladım falan diye anlatmış. Nereden Kadriye Hanım onu kafadan öldürecek hali yok ya. Öyle ya. Hani sizi aramamıştır da sizi oğlunuzu aramıştır, eşinizi aramıştır. Ben gözüm yaşı değil kızınızı ya aramıştır. Yoksa. Aradı mı birini? Müge Hanım. Kızına ben gittim. Kızı sokaktaymış. Cüneyt Arkun'un kızı sokaktaymış. Hayır sokakta benim değil havasındaydı yalan söyleme. Ben gittim Müge Hanım ispatla. Yalan söylüyorsun. Ben telefonlarımı dinleyebilirsiniz. Onun kızı sizin karınız değil mi? Hayır Cüneyt Arkun'un kızı benim yanımda şu anda. Gittik biz aldık onu. Parktan aldık geldik. He anladım tamam doğru ya kız o tamam anladım. İyice karışık işler he. Ya bir şey söyleyeyim arkadaşlar ben bu mesela böyle kayınço baldız falan şeylerini hala daha hiç çözemiyordum. Bu program biraz daha beni geliştiriyor yine de o kadar oluyor. Tamam aldınız o kız mı dedi sizin gördüğünüzü bıçaklarken falan konuştuğunuzu? Hayır. Bu kız parkta olduğunu söyledi. Ben dedi babaannemi arıyorum dedi, ninemi dedi arıyorum, telefonlarıma dedi bakmıyor dedi. Siz bir gelseniz de, siz bir gelir misiniz buraya Dursun Bey? Olduğunu söyledi dedi. Dursun Bey sen o kızı da bir alıp gelsene gözünü seveyim ne olur. Ben tır şoförüyüm ablacığım. Neredesin? Şu an İstanbul içinde tır şoförüyüm ben. Tır şoförü. Ha, nerede tırın? Ben tır şu anda İstanbul'da ama iş yerimden dolayı şu an çıkamam. Tamam Kebri Hanım şunu hemen ilgileniyor. Hadi Kebri'cim. Tamam diğer ablacığım. Çok teşekkür ediyorum. Kim görmüşse bu bıçaklanma videosunu falan buradan sesleniyorum gelin de bir de rica ediyorum ay sesim bir anda gitti torunun fotoğrafı var mı yani babasının fotoğrafı var mı Cüneyt ya da İbrahim Arkun'un efendim yeni fotoğrafı olan varsa lütfen bize gönderir misiniz bizim aradığımız beyefendi 51 yaşında
Buradaki şimdi, hali 20'li yaşlarında yani. 30 yaşında maksimum. Sokaklarda yaşadığı için kimse de ilgilenmediği için yani buna kayınvalidem de dahil, onun oğlu da dahil yani bütün aile etrafı, ben enişteler olurum, küçük kızlarıyla evliyim. Yani uzak yaşayan insanlar. Bunlar da bu çocuk da kahretmiş bu abide. Kendini dışarılara vermiş. Erkek ilgilenir erkek. Erkekler toplanır, 100'er lira her ay verirler. İşte 10 tane erkek 1000 lira eder, verirler. Erkekler ilgilenir. Erkekler yapacakları şeyleri hep kadınların üzerine atmasınlar. Ne yapacaksın içen adamla, uyuşturucu kullanan torununla? Ne yapsın bu kadıncağız tek başına? Bu kadının yürümeye dermanı yok. 2-3 kez zaten ev tuttu kendisine. Tamam, bir arada birkaç ay yaşadılar fakat alkol probleminden dolayı, kavgadan dolayı bu da kendini kurtarmak istedi ondan. Tamam o zaman ilgilenmiyor diyorsunuz da kadıncağız burada kalmış küçücük karnı kadar bir kadın. Ne yapsın yani Allah Allah. Adamın içkisi de para yetmez. Onun işte yani zaten hayat şartlarını biliyorsunuz. Kimse kimseyle ilgilenemiyor artık yani. Tamam yani bütün damatlar ilgilenmedi diyorsunuz kıza. Siz ilgilenin o zaman. Ben 3 gün önce duyduğumda hemen gece duydum. Sabahsı Fatih Çarşamba Karakolu'na bildirim arkadaşlar, yaptım. Arkadaşlar bak gelip... Aynı gün size bildirim yaptım. Bak, 3 gün olduğu halde. Bak o uyuşturucu kullanan, alkol kullanan erkekler gelip annelerini de dövüyorlar. Yapıyorlar. Şimdi anneler anlatmıyorlar ondan sonra utançlarından. Ne yapacaksın? Ya bu kadın birkaç kez denedi bunu. Başaramadı. Oğlan benim üstüme yürüdü. Nasıl ilgilenecek? Bu kadın ilgilenemez. Bu kadın halinde ilgilenemez. Nasıl yani kadıncağız küçücük onlara olmuş. Siz yardım edecektiniz. Sizler... Tamam neyse kim yardım etti mevzu değil ama sürekli kadını açıp böyle söylüyorsunuz da kadın da karşımda ne yapsın? Yani biri uyuşturucu kullanıyor, diğeri alkol kullanıyor. Hayır, ne yapsın? Adam sokağa düşmüş, adamın arkasından oğlu da sokağa düşmüş. Anladığım hiç kadarıyla de arayanları olmadı. Kızı da sokağa düşmüş. Öyle anlıyorum. Kızı da mı sokakta kızı yaşıyordu? Kızı yok, teyze alasındaydı, annesindeydi. Sonradan atmış annesi onu sokağa. Teyze alasına gitmiş. O da sonunda bir niye annesi onu sokağa atıyor? İşte evlenmiş artık annesiyle başkalarından evlenmiş. Annesi evlendi diye kızı da istememiş evde. Evet. Evet. Tam evet. Aile dramı. Evet. Çok sıkıntılı bir durum bu yani. Evet sıkıntılı. İnşallah çok sıkıntılı. Sorma. Ben de yalnız yaşıyorum. Ben da hastayım. Ben de bakarım. Her şeyi anlatacak. Bir öğreneceğiz senin yani. Senin kocan var mı? Öldü. Ne zaman öldü? 15-20 sene oldu. Bir daha evlenmedin mi? Evlenmedim. Evlenmedim. Tek yaşıyorsun. Evet. Tek yaşıyorum. Evet. Hastayım da. Sen niye evlenmedin? He? Sen niye evlenmedin? Kimi? Sen niye bir daha evlenmedin diyorum. Evlenmedim. Talibin çıkmadı mı? Çıktı da mı evlenmedi. Güzel kadınsın akça fakça. Gözler filan çok güzel. He? Gözler filan. Kimle yaşıyorsun peki kadın? Ben tek yaşıyorum Balat'ta oturuyorum hayvan sarayında. Balat'ta. Bekar sokağında oturuyorum. Bu da benim oğlum. O da mı seninle kalıyor? Benim. Yok, onlar Kadıköy'de geldi. Misafirliğe geldi. Tabii davayı duydum çocuğumu. Öldü dediler. Ben evde ağlayayım bulamayayım bunu. Ta sonra dur bakayım bu bana değişik geldi bu iş. Bulacağım ben onu. Bakayım senin de gözlerin renkli mi? Uzaklığın da gözüm görmüyor zaten. Bakayım. Benziyor onun da ben gözleri. Ona. Senin de gözlerin renkli tabii. Renkli. Ha, ne sağ güzel. Ol annem benim. Şeyin de Cüneyt'imin de öyle. Cüneyt'imin çocuğumun da öyle. Baksana. Anladım. Çakır gözlü çok. İyi peki.